da literatür taramasını sizlere aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi pulmoner hipertansiyon ortalama pulmoner arter basıncının yükselmesi sonucu ortaya çıkan sağ kalp yetersizliği, nefes darlığı, egzersiz kapasitesinin azalma, senkop ve esas olarak yaşam süresinin ciddi oranda kısalma ile karakterize ilerici bir hastalıktır. Aslında şu yorulmuşluğu ben özellikle vurgulamak istedim. Hani hastaların klinik tablosu noktasında. Pulmoner hipertansiyonda geleneksel tedavinin yerini alan fast basic tedavilere rağmen istenen sonuçları alabilmiş değiliz. Yaşam beklentilerimiz halen normal oldukça maalesef kısa durmakta. Buna karşılık ayrılmaya geçen durum hastaların yaşam süresinin yaklaşık 50 yıl olduğunda hatırlatmamız lazım. Hastalar terminal döneminde çok çabuk karşılaştıkları için pediatrik kardiyologlar ve kardiyovasküler cerrahlar acaba ne yapabiliriz diye ilaç tedavisinin yanına araştırmışlar ve bu noktada da özellikle maksimum pas spesifik tedaviye rağmen klinik yanıt alınamayan evre 4 hastalar diyeceğim ama evre 4'ten evre 3'e doğru da bir eğilim var. Senkop, asit, periferik ödem, masifem otozi gibi bulgular olan hastalarda artık bu hastalara akciğer kalp transplantasyonu veya da bilateral akciğer transplantasyonu karar alacağız ama hastaların bunu beklerken kaybedilme oranları oldukça yüksek ve rahatsızlık verici boyutlar. Bu durumda hastalara müdahale edilmesi gerekebilmektedir. Bunlar balon atrial septostomi, atrial septuma stent uygulanması, atrial septumla AFR cihazı yani atrial akım regülatörü uygulanması, reverse pol şantı ve pulmoner arter denervasyonu genel olarak önce deneysel olarak yapılmış klinik uygulamayla geçmiş durumdadır. Her dört işlemde farklı hastalarda uygulanabilmekte. Hepsinde de amacımız hastayı akciğer ve kalp akciğer nakline ulaştırabilmektir. Balon atrial septostominin yola çıkışı 80'li yıllara dayanmakta. 1980'li yıllarda hastaların PFO'lu İPAH ve PFO'lu Alzheimer'in geldiği hastaların daha uzun süre yaşadığının ortaya çıkması sonrası acaba balon atrial septostomi yapabilir miyiz fikrini ortaya çıkarmış. Daha sonra önce deneyse sonra da realite olarak karşımıza çıkmış durumda. Hastalara transözofajyal ve intrakardiyak ekokardiyografi yapılması işlemin başarısını arttırmakta. Ön arka lokalizasyon için 4 boşluk, süperior ve inferior ilişki için de bir kabak kesitlerde işlemi gerçekleştiriyoruz. İşlem için öncelikle iki ayrı seçeneğimiz var. Birisi transseptler olarak iğneyle, broken groove iğneyle yapabiliriz veyahut da yakın zamanda daha popüler olmaya aday görünen radyofrekans enerji vererek de aynı işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Patent foramen ovale'ye geldikten sonra solatrüme geçiyoruz. Solatrüme geçtikten sonra cihazın J şeklini alması bizim için kolaylaştırıcı. Hastada RF ablasyon uygulama cihazı verilmiş. Hepsinde de komşu dokulara zarar olasılığı hani tahmin ettiğimizin oldukça gerisinde. Yan tarafta da radyofrekans septostomi cihazı görülmüş. Solatrüme geçtikten sonra septostomi katilerini solatrüme gönderip daha sonra bıçağı açıp septumda birbirine paralel kesiler oluşturabiliyoruz. Balon atrial septostomi işlemi burada bahsettiğimiz şekilde yapıldı. T ve intrakardiyak ekokardiyografi desteği alındığı zaman işlemin başarı şansı yükselmektedir. İşlemin mortalite riski bu işlem 90'lı yıllarda klinik uygulamaya girdiğinde mortalite riski yüksek. Sonra 2000'li yıllarda bir günlük %7, bir aylık ölüm oranı %30'lardaydı. Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalarda kabul edilen rakam %5 civarında mortalite. Bu mortalite de işlemin kendisiyle ilişkili değil aslında genel olarak. İşlem sonrası ASD'nin fazla açılması sonucu abartılı sağ sol şantın neden olduğu doku hipoksisi ve düşük kardiyak debiyle ilişkilendiriliyor. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda hatta sıfırı da ben biliyorum. Yani işleme bağlı mortalite artık ciddi oranda azalmış durumda. İşlemi bileydi artırat septostomi katiteriyle mi yapalım yoksa balonu her incelemede her seferde biraz daha büyüterek mi yapalım işlemi? Bu noktada iki farklı uygulamanın birbirine karşı farklı üstünlükleri var ama yakın zamandaki uygulama aşamalı atrial dilatasyonun net bir şekilde öne geçtiğini gösteriyoruz. Bileydi artırat septostomi kontrol edilebilirliği aşamalı dilatasyona göre biraz daha zor. O yüzden açık kalıyor ama hastaların doku hipoksisine girip kaybedilme ihtimali maalesef daha yüksek. Aşamalı atrial dilatasyonda 4, 6, 8, 12, 16 milimetrelik balonlar kullanılarak genişletiliyor. Daha sonra her işlemden sonra hasta hemodinamik olarak değerlendirilerek istenilen hemodinamik etki araştırılmaktadır.
Oluşturacak açıklığın büyüklüğü her hastanın kendisine spesifiktir. Yani herkese 5 milim, 6 milim gibi bir rakam yok elimizde. O yüzden her hastayı her işlemden sonra yeniden değerlendiriyoruz. Septostomin en büyük dezavantajı zaman içinde kapanması. Hastaların %30'unda işlemden birkaç ay sonra kapanma meydana gelmekte. Tekrarlayan dilatasyonlar da hastalar açısından riskli bir hal alabilmektedir. Hani hep diyoruz ya işlem öncesi. Gerçekten işlem öncesi yapılacak işlemler işlemin başarısını çok ciddi oranda etkilemekte. Yapacağımız işlemden maksimum verimlilik elde edebilmek için öncelikle hastanın hemoglobin düzeyi iyi bir rakama, 12 gramın üzerine mutlaka çıkarılmalıdır. Çünkü işlemden sonra sağ sol şunt arttığı için hastanın saturasyonu zaten 5-10 birim düşecek. Bir daha anemiyle beraberse hastanın bunu tolere edebilme ihtimali zayıflamak. O yüzden hemoglobin düzeyi 12'nin üzerinde tutulacak. İşlem öncesi ve işlem sonrası hasta yoğun bakımda ve pediatrik kardiyoloğun yakın izleminde tutulmalı. Gerekiyorsa işlem öncesi, gerekiyorsa işlem sonrası inotrop destek saklanmalı, yapılmalı. Hastanın varsa bir anksiyetesi giderilmelidir. Ayrıca hastaya oksijen verilmesi kesinlikle öneriliyor. Pulmoner hipertansiyon gelişirse işlemden sonra hastaların inhale edilmediğinde iyileştikleri yayınlarda bize bildiriliyor. Dördüncü madde son derece önemli. Her balonla genişletme işleminden sonra bekliyoruz. 3 dakika geçiyor. Ondan sonra hastanın ortalama saturasyon basıncını, hastanın sol artırım basıncını ve en önemlisi saturasyonunu takip ediyoruz. %5-10'dan fazla bir düşüşe izin vermememiz gerekiyor. Burası yine hasta göz ardı edilmemesi gereken bir ayrıntı. Hasta herhangi bir anti-pH spesifik tedavi alıyorsa işlemden sonra da bu tedavinin devam edilmesi işlemin başarısı için gerekli. Ayrıca antikoagülan tedaviye de bütün modellerde devam etmemiz lazım. Balon atrial septostominin avantajı sistemik basıncı azaltıyor. İşlemden sonra oksijen saturasyonu düşüyor ama total kardiyak deliği sağdan sola şantın neden olduğu sol ventrikülün kardiyak output'un artması sonucu hastanın kardiyak deliği artmakta. Hastalığın neden olduğu ödem, asit, nefes darlığı, senkop gibi bulguları gerilemekte ve artı takı yürüme mesafesinde genel olarak artış saklamakta. Bu bahsettiğim bulguların çoğunluğu için geçerli. Zaten bir kısmını kaybediyoruz. Kaybedilen hastalar da aslında genel olarak zaten yakın bir zamanda kaybedilme riski yüksek olan hastalar. Biraz sonra pot şantından bahsedeceğiz. Pot şantında sağdan sola şant yapacağımız için hastanın basıncının pulmoner arter basıncının altında olması, yani pH'nin pulmoner arterin suprasistemik düzeyde olması gerekiyor. Burada öyle bir zorunluluğumuz yok. Hem suprasistemik pulmoner hipertansiyonda böyle yapabiliyoruz işlemi, hem de izosistemik ve intrasistemik pH'da bunu yapabiliriz. İşlemin dezavantajlarına geldiğimiz zaman aslında işlem deneyimli ya da bu tartışması yani deneyimli, sürekli invazif işlem yapan bir merkezde pulmoner hipertansiyon konusunda deneyimli ekip ve yoğun bakımın olduğu bir merkezde yapılacak. İşlemden sonra ölüm ihtimali bizi endişelendiriyor. Daha doğrusu yakın zamandaki yayınları, yani ben yayınları çıkardığım zaman hepsinin üzerine yayın yılında yazdım, karşılaştığım zaman ilk yıllarda kaybedilen hasta sayısının yakın zamanda ciddi anlamda azaldığını, çünkü önceki yıllarda kaybedilen hastaların riskleri çıkardı. Birazdan ben de onları söyleyeceğim. Onlar göz önüne alındığı için yakın zamandaki işlemlerde ölüm oranı azalmış durumda. Tekrarlayan müdahale gerektiren ASD'nin kapanması. En sık karşılaştığımız komplikasyonumuz bu. Genellikle 10 aydan sonra bazen daha da yakın, bazen daha da uzun dönemde atrial septumdaki açıklık kapanmakta. Eğer hastanın saturasyonu 85'in üzerindeyse ve biz işlemden sonra 75-80 gibi bir rakama düşürürsek o zaman da hastada siyanoz gelişebilir. Literatürde paradoksal ve septik emoli riskinde hipotetik artış olur deniliyor ama yayınların hiçbirinde de böyle bir komplikasyona rastlandığını ben görmedim. Bu makale son derece önemli. Geriye dönük yapılan yayınlardaki eksalan hastaların verileri ortaya çıkarıldığında en önemli risk faktörü pulmoner ortalama saturasyon basıncının 20'nin üzerinde olması olduğu ortaya çıkmış. Dinlenme esnasında ilk başlarda saturasyon 90'ın üzerinde olsun isteniyordu ama yakın zamanda 85 olan rakam kabul gördü. Bazı makalelerde 80 deniyor ama 80'den sonra da 5-10 birim düşürmek hastasına iyi olmaz. Bir diğer risk faktörü sol ventrikül endiastolik basıncının yüksek olması. Pulmoner vasküler rezistans indeksinin yüksek, pulmoner vasküler rezistansının 5.5 bu ünitenin üzerinde olması. Yoğun bakımda izlenen kritik hasta olması yine hasta açısından riskli. Ayrıca
Amerika'da bak, diğer ülkelerde pek yayınlarda geçmiyor. Tahmini yaşam süresi grafikleri oluşturuyor bunların. Bunların da yaklaşık bir yıl içinde önce öleceği öngörülüyorsa da yine bu hastaların işlemden yarar görme ihtimali azalıyor. Risk yükseliyor. Bir diğer komplikasyonumuz perikardiyal efüzyon. Eğer biz yaptığı işlemi yaptığımız iğneyle ileriye doğru abartılı gidersek, perikarde zarara girersek burada bir efüzyon gelişebilir ama bu efüzyon genellikle vücut tarafından tolere edilebiliyor. Ama eğer ki telin üzerinden dilatatörü perikarde zarara göndersek o perikardiyal tampona da yol açabiliyor. Ama neyse ki bu ihtimalde J telin özelliği sayesinde azalmış durumda. Bazı olgularda strok, nadiren de SVT ve de masum karakterde aritmiler görülmüş, tedaviyle düzelmiş bunlar. Bu hastaların düzenli olarak satürasyon ve ekokardiyografik izlemi gerekiyor. Hastayı aldık, izliyoruz. Satürasyon yükselmeye başladı. Bu hayra alamet değil. Yani sağsol şant yaptığımız için buradaki asitlerin kapanıldığı noktasında bizi uyarıyor olması lazım. Ayrıca reoklüzyonlar, reintervention'ın neden olduğu riskte acaba farklı olarak ne yapabiliriz demiş. Hekimler öncelikle fenestere ASD cihazını elle fenestere etmişler. Daha sonra buraya yönelik stent denemeleri olmuş. Son olarak da AFL cihazları hekimlere yeni ufuklar açmıştır. Bu amaçla ilk kullanılardan birisi atrial septuma stent uygulanmasıdır. Stent uygulamasından önce az önceki bahsettiğimiz septostomdaki işlemler yapılır. Hemodinamik sonuca uğraşıldıktan sonra buraya uygun stent yerleştirilmekte. Stent balon üzerine yerleştirilmekte ancak düz bir şekilde, bir tüp şeklinde olmaması için de ya eksternal olarak dışarıda bir sütür atılmakta veyahut da geçici kalp birliğinin teliyle orta kısmı biraz sabitlenmeye çalışılarak işlem gerçekleştirilmektedir. İşlem öncesi stent, yani göstermek için hazırlanmış. Yan tarafta da stentin sağ atrium ve sol atrium'u bağlantılaması verilmiş. Yine benzer veriler var elimizde. Farklı olarak işlemin güvenliği daha iyi. Stent migrasyonu düşük. Yan tarafta solda gördüğümüz gibi stent tüp şeklinde olduğu zaman stentin migrasyonu gözlemlenebilmekte. Burada kullanılan stentler genellikle çıplak stent tercih ediliyor ama bazı durumlarda da hastalarda elle bahsettiğim orta kısmının interatrial septuma oturması sağlanarak cihazın migrasyonu önlemeye çalışılmakta. Ve genel olarak da migrasyon yakın zamanda yapılan çalışmalarda gözlenmiyor. Stent oklüzyonu son derece nadir ama oluşursa bile buradan fluoroskopi altında geçip dilatasyon imkanımız var. Çevre dokulara hasar son derece az olan vakalarda stentin boyunun 20 mm'yi aştığı okullarda gözlenmemiş. Feneste ASD cihazları bu şekilde ilk başta hekimler tarafından, girişimsel kardiyologlar tarafından yapılmış. Ancak uzun dönemde elde edilen açık kalma oranları beklentileri karşılayamadığı için yan tarafta Altaser'in, yan tarafta sağ tarafta da Oklutek'in ürettiği AFR cihazları bu sefer kullanıma girmeye hazırlanıyor yakın zaman için söyleyeyim. AFR cihazları diğer cihazlara göre daha açık kalmaya eğilimli. Avantajları şu, Oklutek'in ki şu anda sağdan sola şanta izin verdiği gibi soldan sağa şanta da izin verebilmekte. Ama Vive'nin ürettiği başka bir firma var. Onlarınki tek taraflı şanta izin veriyor ve tek 5 mm'lik bir seçenek sunuyor. Şu anda yakın zamanda üretilen ve geliştirilen cihaz AFR cihazı Türkiye'de üretiliyor. 4, 6, 8 ve 10 mm'lik çapları mevcut. Ayrıca 2, 5 ve 10 mm'lik bel kısımları var. Bu cihazın stentten farklı olarak septuma oturması nedeniyle ASD cihazına benzer yerleştirme işleminden sonra çevre dokulara baskı yapma ihtimali veya zarar verme ihtimali son derece düşük öngörülüyor. Bununla ilgili daha iyi çalışma yok, sadece vaka sorunu şeklinde var. Bu da cihazın farklı boyutlardaki fotoğrafları. Şimdi pulmonary hipertansiyonlu hasta geldi, evde 4 veya yakın zamanda kardiyologi Ercan hocamızın da gösterdiği slaytlarda o. Üçüncü evrenin artık tabiri caizse ikinci aşamasında bu girişimin artık yapılması gerektiğini bizlere düşündürüyor. Eğer saatin basıncı 20'nin altındaysa ve
Satürasyon da 85'in üzerindeyse artık hastaya müdahale edebiliriz. Burada yapılacak işlem septostomi artı olmalı. Yakın zamanda ben septostomi şeklinde makale görmüyorum. Artık hepsinde bir şeyler yerleştiriyor. Çünkü açık kalmıyor bu işlem. Atrial septostomi artı atrial stent veya atrial septostomi artı aferes cihazıyla işlem yapıldıktan sonra yaklaşık 5 yıl kadar hastalar işlemden uzak veya cerrahi girişinden uzak kalabilmektedir. Bu da kalp akciğer nakli için hem zaman sunabilmekte hem de hastanın yaşam süresini uzatabileceği şeklinde ümit vermektedir. Ancak hastanın saatli basıncı az önce bahsettiğimiz gibi 20'nin üzerindeyse veya interatrial septum anevizmatik yapıdaysa veya tünel şeklinde bir PFO'su varsa hastanın o zaman stent veya septostom işlemi yani septostom yapılabilir de stent yerleştirilmez. O açıdan riskli olur hasta. O zaman hastaya pulse şantını düşünmemiz gerekiyor. Burada pulse şantından farklı olarak şant yönü sağdan sola olduğu için literatürde artık reverse pulse şant diye tanımlanıyor. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda hastanın PDA'sı varsa PDA'ya stent yerleştirilir şeklinde tavsiye ediliyor. PDA yoksa o zaman reverse pulse şantı cerrahi ön planda ama transkateter şeklinde de girişimsel işlemler yapılmış. Ben de bir örneğini göstereceğim sizlere. Her iki işlemde de amacımız hastayı kalp akciğer transplantasyonuna ulaştırmak. Bir diğer alternatif tedavimiz reverse pulse şantı. Burada sol pulmoner arteri ile aorta arasında cerrahi olarak oluşturulmuş bir şantı görüyoruz. Yan yana hemen direkt arada hiçbir dokuyu yok. Veyahut da sol pulmoner arteri ile aorta arasında bir transkateter olarak aortadan pulmoner arteriye doğru bir RF ablasyon uygulaması sonrası stent yerleştirilmesi seçeneklerimiz var. Oynatabilecek misin sol üstte? Sol üstte öncelikle sol pulmoner arteriyle inen aorta arasında eş zamanlı iki ayrı enjeksiyon yapılarak lokalizasyona karar veriyoruz. Daha sonra RF abla enerji vereceğimiz cihazı getirip noktayı iyice emin olacağımız bir şekilde getirip yan tarafta geçiyoruz. Burada enerji verip inen aortayı delip pulmoner arterinin içine giriyoruz. Daha sonra bir predilatasyon sonrasında artık pulmoner arterinin içine girmişiz, devam ediyoruz. Bu Dietmar Schranz'ın bir hastadaki uygulamasıydı. Diğer slide'a geçelim. Soldakinde balonun ve stentin şişirilmesi sonrası yapılacak enjeksiyonu birazdan izleyeceğiz sağ tarafta. Sağ tarafta. Sağdakini oynatalım diye. Burada bir slide var. Sağ tarafta. Burada stenti görüyoruz. Çok visible değil belki ama enjeksiyon sonrası pulmoner arterindeki kontrast maddenin inen aortaya geçişini burada gözlemliyoruz. Atrial septostomi ve atrial stentte ne gibi üstünlüğü var? Bir kere beyne ve kornelere giden kan akımındaki oksijen içeriği düşmüyor. İkincisi stent oklüzyonu bildirilmemiş gibi yani şu ana kadar okumuş bir makalede böyle bir tespit yok. Ve sağ atrium basıncı yüksek olan hastalarda da güvenle uygulanabiliyor. Şimdi bu şanta karar vermeden önce klinisyenin hastanın anatomisini çok iyi bilmesi lazım. Hele transkateter yapacaksa çok daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü burada sol tarafta göründüğü gibi hastanın anatomisinin iyice bir ortaya çıkarılması lazım. Onun için transfer ve frontal kesikler alınmalı. Aorta ile pulmoner arter arasındaki mesafe kısaysa tip 1 olarak tanımlanıyor. Eğer ki aradaki mesafe 4 mm üzerindeyse de tip 2 olarak anlatılmaktadır literatürde. Tip 2 olgular cerrahi için daha uygun hastalar. Çünkü buraya stent yerleştirmeye kalktığınız zaman aradaki uzun dokudan dolayı hastanın pneumotoraks, hemotoraks olmasıyla kaybedilebileceğini biliyoruz. Ve öyle bir literatürde de olgu var. Hastanın farklı kesitlerini alıp 3 boyutlu görüntülerini elde etmemiz gerekiyor. Bir yakın zamanda yapılan bir yayında bu anatomiyi ne kadar iyi biliyoruz diye çalışma yapılmış ve farklı bir şey ortaya konulmuş. Olguların %8'inde bronşiyal arterin aorta ile pulmoner arter arasında geçtiği tespit edilmiş. Buradan yapılacak bir iğne veya RF enerji esnasında bunun derinebileceği ve hastanın kaybedilebileceği öngörüsü ortaya çıkmış. Bu nedenle yakın zamanda artık deniliyor ki
Hastaya iyice bir anatomisini ortaya koyun. Eğer ki bronşiyal arteri varsa, tip 2 anatomiye sahipse cerrahiye verin. Hatta tip 2 anatomiye sahipse cerrahide de az önce bahsettiğiniz direkt yanına anastomoz yerine araya bir politetrafloretilen dokuyla modifiye, reverse hot shunt yapın diye öneriliyor. Bunları söyledik. %8 oranda bronşiyal arter gözlemlenmiş. İşlemi iğneyle de yapabiliriz, RF enerjiyle de yapabiliriz. Her iki işlemle ilgili de sonuçlar olumlu ve birbirine benzer olmakla beraber RF enerjiyle ilgili daha fazla eğilim olduğunu literatürde ben gözlemledim. İşleme bağlı mortalite, hani hemotoraks çok mu olur diye düşündüğünüzde transkateterde bir iki olgu da var öyle. Zaten olgu sayısı çok da fazla değil. O yüzden cerrahi plan tedavi biraz daha ön plana çıkmakta. Ve cerrahinin de transkateter işlemden farklı olarak mortalitesi genel olarak düşük kardiyak debiyle ilişkili. Literatürü okuduğumuzda gözlemlediğimiz şey şu, oluşturulan şantın çapı inen aorta kadar. Bu da hani biraz fazla gibi geldi açısı kanaatince. Öyle olunca da komplikasyonlar düşük kardiyak debiyle tıpkı atrial septostomide olduğu gibi sağdan sola şantın fazla olması, hastanın desatüre olmasına ve kaybedilmesine neden olabilmekte. İyi yönetilmiş olgularda işlemin başarı oranı %80'lerin üzerinde. Fonksiyon sınıfta 2 birim, kimisinde bazen 3 birim düzenli olmakta. Septom genel olarak kaybolmakta. Pro-BRP ve 6 dakika yürüme mesafesinde artış gözlenmiştir. Tedaviye devam edeceğiz demiştik. Past spesifik tedaviye. Post şartında tedaviye olan ihtiyacın zamanla azaldığı gösterilmiş. Post şart ile ilgili genelde literatür Fransızlardan geliyor. Paris'teki Emre Belli hocamızın da içinde bulunduğu bir ekip diyor ki biz artık 3. evreden 4'e doğru direktörüz, kalın aklı ve post şantı artık rutine sokmuş durumdalar. Hem yayın hem de bu konuda yorumu da var Emre hocamızın. Bu işlem esnasında da alt ekstremite satürasyonları yaklaşık 20-25 birim düşmektedir. Uzun dönemde bu satürasyon farkı 10-15 birime kadar azalmakta. Buradaki işlem güvenliği, hani dedik ya sağdan sola şant desatürasyon ve doku hipoksisiyle hasta ölebiliyor. Balon atrial septostomide adım adım aşamalı dilatasyon yaptığımız için daha emniyetli görünüyor işte. Burada öyle bir şansımız yok. Yani cerrah şantı yapıp çıkıyor açıkçası. O açıdan diğeri daha emniyetli görünmesine rağmen hala reverse pulse şantı ile ilgili mortalite oranları daha düşük görünüyor. Ve hastanın büyüme gelişimi gerektiği toparlanıyor işte. Reverse pulse şantının riskleri ne? İşlem tek taraflı bir şanta izin veriyor. Sağdan sola şant. Ama sağ atrium, sağ sistem basıncı düşükse, pulmonary hipertansiyon var ama infrasistemik veya izosistemikse o zaman soldan sağa şanta yol açıp daha da kötüye gidebilme ihtimali var. Böyle hastalar için cerrahlar bir yamayla tek taraflı şantı geliştirdiler. Yakın zamanda yapılan çalışmalar artık tek taraflı sağ-sol şanta izin veren valve mekanizmasını gündeme getirmiş durumda. Transkateter yöntem için de bir çalışmada diyor ki stent yerine bizim AFR cihazı daha o zaman üretilmemiş. Yakın zaman ait AFR cihazları. AFR cihazını tanımlayarak böyle bir cihazın üretilmesinde yarar var diyor. Kanaatimce de AFR cihazı aorta ile pulmoner arası ter arasında 2 santimlik bir tüp geçidi yapacağına AFR zari bir cihaz daha emniyetli olabilir. Eğer transkateter işlemi yapılacaksa zaten cerrahisi başarılı olan bu işlemi. Buradaki ölüm nedeni desatürasyona bağlı doku hipoksisi ve iki tane de literatürde çocuk hastada ameliyattan sonra antipulmoner hipertansiyon tedavisi stopluyorlar. Hastalar 2 hafta içinde kaybediliyor. Sonraki hiçbir hastada artık anti-PH tedavi kesilmiyor. Artık tedaviye devam ediliyor. Zaman içinde düşünebiliyorlar ama işlem sonrası anti-PH tedaviyi ne kestikleri de yazmamışlar. Yani hani çok gereksiz bir girişim olduğunu düşündürtüyor. Sonrasında terk edilmiş. Bir orada geçici paraplejik birinde şiroteraks tedaviye yanıt vermiş. Yine alt ekstremitedeki desatürasyonu zaten sağdan sola şanta bağlı olarak gözlemliyoruz. Modifiye reverse pulse şantı da bu arada bir doku oluşturularak aynı işlem gerçekleştiriliyor. Torasik ekodaki görüntüsü de burada gösterilmiş. Pulmoner arter denervasyonu tedavinin son aşaması bugünkü konuşmamın.
Diğer işlemlere göre daha yakın zamanda yapılmış çalışmalar var. 2012-2013'te bu konuda Çin'den yapılan deneysel çalışmalar mevcut. Pulmonary hipertansiyonun patogenezinde sempatik sinir aktivitesinin rolünü olabileceğinden hareketle deneysel olarak pulmonary arterin nöron haritası çıkarılmış. Daha sonra bu bölgeye bu işlem için özel olarak üretilen cihazla RF ablasyonu uygulanmış ve klinik yanıt gözlemlenmiş. RF ablasyon sonrası nöronlarda lokal hasar, nöron kaybı, baroreseptör yıkımı, nöron demiyelinizasyonu ve nöron iletim hızında düşüş olduğu saptanmış. İşlem için Çinliler bir cihaz üretmişler. Cihaz yuvarlak yapıda çünkü pulmoner arterin etrafındaki nöronları ancak bu şekilde cihaz ablasyona uğratabiliyor. 10 watt enerji 30 saniye boyunca veriliyor ve işlem gerçekleştiriliyor. İşlem ana pulmoner arterin kendisine bifurkasyona sol tarafa ve sağ tarafa verildikten sonra klinik yanıt alındığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili randomize kontrollü çalışma yok. Aslında az önceki söylediklerimle ilgili de randomize kontrollü çalışma yok. Özellikle balon atrial stentostomi ve pulse shunt'ı açıkçası hak ettiği yerin gerisinde duruyor. Yani guideline'larda biraz daha plana çıkması gerekiyor. Çıkmamasının sebebi de randomize kontrollü çalışmanın olmaması. Bu Çin'den yapılan deneysel çalışmadan sonra aynı Çin'deki ekip bu sefer 13 erişkin hastaya tedavinin risklerini anlatıp müdahale ediyor. 8 hasta ise tedaviyi kabul etmiyor. Yapılan çalışmanın sonucunda az sonra söyleyeceğimiz yanıtlar ortaya çıkıyor. Daha sonraki dönemde bu sefer 66 erişkin hasta üzerinde, ikisi de erişkin çalışması, çalışma yapmışlar. Ve işlemle ilgili hastalardan göğüs ağrısı yatırması olmuş. Hastaların yaklaşık %91'inde hemodinamik bulgularda olumlu değişme ve fonksiyonel sınıfta azalma olmuş ama fonksiyonel sınıfı bunların 2 ile 3'tü. Bizim az önceki çalışmada fonksiyonel sınıf 3 ve 4'tü. Ve bu çalışmada pars fesik ilaçlar kesildiği halde bu yanıt alınmış. Hastaların en sık klinik bulgusu senkop, halsizlik, göğüs ağrısı, disne ama farklı olarak fonksiyonel sınıf 2'de ve 3'te müdahale etmiş olduklarını da belirtmemiz gerekiyor. Hastaların sistolik arter basıncı 15, sağ pulmoner arter ortalama basıncı yaklaşık 9 birim, diastolik basınç 34'ten 28'e düşmüş. Açıkçası burada hani istatistiki rakam beni biraz şaşırttı yani. Burada P farkı çıkmaz gibi diye düşünüyordum. 10.000'de 1. Yani bir istatistikçiye sorduğum sebebi ne olabilir? Çalışma yapanlar makalede yazmışlar. 11'lik biri düşmeyi biz başarılı olarak kabul ettik. Hani bu onunla ilişkili olabilir diye. İstatistikçi bir hocamız böyle cevap verdi. Ama konu daha taze. Avrupa'dan, Amerika'dan bu konuyla ilgili yapılmış hiçbir çalışma yok. Ama yorumlar var. Acaba deniyor. Gelecekte bu konuyla ilgili çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var diye rutin kullanıma sokabilirim. Doktor Raskin demiş ki diğer delikler kapandığı zaman birini açmak benim yapabilir. Kendisini minnettanıyoruz.